Eskiden 50 bin, 30 bin, hatta 1000, 2000 kişilik bir topluluğa, bir gruba bir şeyler anlatmanız, karşılarına geçip bir şeyler konuşmanız için belli bir başarınız, belli bir geçmişiniz, belli bir görmüş geçirmişliğinizin olması gerekiyordu. Ancak yeni dönemde pek de öyle değil. Çok vasfı olmayan insanlar kalkıp binlere, hatta milyonlara bile hitap edebiliyorlar ki bunlardan bir tanesi de biziz. Bu sıkıntılı bir durum mu? Bence sıkıntılı bir durum. Çünkü sizleri takip eden belli bir kitle var ve bu kitleyi her an yanlış yöne yönlendirebilme potansiyeliniz var. Eğer YouTube'la uğraşan biriyseniz veya da Twitch ve benzeri gibi platformlarda yayın yapan biriyseniz, siz isteseniz de istemeseniz de sizlere örnek alan, oyun içerisinde kullandığınız isimden hal ve hareketlerinize, gülüş tarzınızdan, davranışlarınıza, kullandığınız cümlelere, küfür ediyorsanız ettiğiniz küfre, tavırlarınıza, cümlelere kadar sizlere örnek alan belli bir kitle var. Hatta aldığımız mesajlar arasında şöyle mesajlar da vardı. Bizi izleyen kişiler arasında amca, yeğen, beraber izleyen insanlar bile var. Yani bu ne anlamına geliyor? Bizi izleyen 10 yaşında, 12 yaşında birçok insan da var. Tavırlarınızı örnek alabilecek böyle bir kitle var yani. Böyle bir gerçek var. İşte bunun da getirdiği büyük bir sorumluluk var. Yakın zamanda bildiğiniz gibi 50 bin abone olduk. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bu gerçekten çok sevindiren bir şey. Beni çok mutlu eden bir şey. Ancak bir yandan da işte getirdiği bu sorumluluklar var. Umarım 50 bin abone ile birlikte daha doğru, daha düzgün, daha kaliteli içerikler çıkarız diye umut ediyorum. 50 bin aboneye kadar bizi desteklemiş tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizimle yeni tanışmış olabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Size de teşekkürler. Öyle. Dediğim gibi umarım belli bir topluluğu katletmeyiz. Çünkü bildiğiniz gibi çocuklar artık dışarıda değil de bilgisayar başında büyüdüğü için gerçekten çok önemli bir durum bence bu. Her neyse, şimdi videoyu bitirmeden önce sizlerle bir şey daha paylaşacağım. Paylaştığım videolarda kullandığım müziklerin isimlerini, nerelerden temin ettiğimi soran arkadaşlar var. Şimdi sizlere kullandığım müzikleri %80 nerelerden temin ettiğimi, hangi sitelerden bulduğumu vesaire gibi şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle bizim çocukluğumuzda bir tane oyun vardı. Kaptan Tsubasa 2 diye Atari oyunu. Ben bu oyuna bayılırdım. Videolarda kullandığım bu piksel Atari müzikleri var ya, işte onların birçoğu Kaptan Tsubasa 2'den alınma müzikler. Kaptan Tsubasa 2 müzik yazdığınız zaman zaten direkt onun listesi çıkıyor. Oradan temin edebilirsiniz. Bir diğer kullandığım müzik de yine TMNT, yani Ninja Kaplumbağaların yine Atari müziği. Oradan temin ettiğim müzikler. Son olarak da bir tane müzik sitesi var. Telifsiz müziklerin bulunduğu. Onun dışındaki müziklerin çoğunu da oradan alıyorum diyebilirim. Her duyguyu içeren farklı farklı müzikler var. Orayı kullanıyorum videoları yaparken. Yani yüzde, dediğim gibi, %80-85 buralardan temin ediyorum müzikleri. Onun dışında da biraz doğaçlama ilerliyorum. Bir şeyler denk geliyor, bir şeyler önüme çıkıyor vesaire. Evet, 50 bin abone için tekrardan hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bu ana kadar bizi desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda daha iyi içeriklerle, daha güzel videolarla umarım karşınızda oluruz ki olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.